Ajans bugüne bir canlı yayında başlayacağız. Çünkü Başkan Erdoğan Ukrayna'da yaşananları yakından takip ediyor. Senegal temasları sırasında diplomasi trafiğini yürütüyordu. Afrika ziyaretini de yarıda kesti ve Türkiye'ye döndü. Bugün de kritik görüşmelere katılacak detaylar almak için şimdi hızla Ankara'ya uzanalım. Rüya Akkuş bizi bekliyor Ankara'da. Ankara'da haber merkezimizde kolaylıklar dileyerek detaylar için sözü Rüya'ya bırakalım. Haktan Üsal aslında Türkiye başta Cumhurbaşkanı Erdoğan başından beri olası bir krizin yaşanmaması için taraflara sağduyu çağrısında bulunuyordu. Biliyorsunuz kendisi hem Putin'le bir görüşme gerçekleştirmiş hem de Ukrayna'ya giderek Zelenski ile bir araya gelmiş. Türkiye'nin de ara bulucu rol üstlenebileceğini ifade etmişti. Tam da bunun ardından kendisi Afrika ziyareti sınasında öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve o görüşmesinde de Türkiye'nin sağduyu çağrısını yineledi ve yine aynı şekilde beraber ortak hareket edilebileceğini diplomasiden yana olduğunu Türkiye'nin ifade etmişti. Ancak Afrika seyahati sırasında Ukrayna ve Rusya cephesinde gelişmeler daha farklı oldu. Bu noktada Rusya iki bölgeyi tanıma kararı aldığını açıkladı. Dolayısıyla hemen Rusya'ya tepkiler gelmeye başladı. Diğer ülkelerden ve özellikle batıdan yaptırım kararları duyuruldu. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikli olarak ilk değerlendirmesini kabul edilemez olarak yaptı. Ve hemen devamında Türkiye'nin de kendi elinde bir Karadeniz tedbir paketi olduğunu da kamuoyuyla paylaşmış oldu. Ancak elbette taraflardan gelen açıklamalar ve bölgedeki hareketlilik hiç durulmadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika ziyaretlerinin 3. basamağı olan Gine seyahatini iptal etmek daha doğrusu ileri bir tarihi ertelemek durumunda kaldı kendisi ve hemen ardından da yurda dönüş gerçekleştirir. Sabah saat 7'ye yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Ankara'ya iniş gerçekleştirdi. Dolayısıyla gün içerisinde kendisinin düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde toplantıya katılmasını bekliyoruz. Kapalı olacak bir toplantı dolayısıyla bir konuşması yayınlanmayacak. Devamında biz Cumhurbaşkanlığından bir açıklama bekliyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Planlanmış bir toplantı değildi. Dolayısıyla tamamıyla Ukrayna Rusya arasındaki krize görüşmek üzere olağanüstü olarak liderler bir araya gelecek. Söz konusu NATO olduğunda Türkiye'de bunun en büyük ikinci ortağı olduğu için ve hatta söz konusu bölge olduğu için de, de en önemli ağız da Türkiye olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıya katılması gerekiyordu. Bu nedenle de yurda dönüşünü gerçekleştirdi. Oldukça önemli bir toplantı. Liderlerin beraber alacakları kararlar çok önemli. Rusya her ne kadar biz yaptırımlara zaten hazırdık ve bunu bekliyorduk dese de Türkiye aynı zamanda sağduyulu çağrısını yenilemeye devam edecek. Diplomasi trafiğini yürütmeye devam edecek. Toprak bütünlüğü vurgusunu yapmayı sürdürecek. Ama bu noktada Rusya'nın atmış olduğu bu adıma karşı tüm NATO'da karşı bir duruş sergilemek için bugün bu toplantıyı gerçekleştirecek. Biz Elbette programı yakından takip ediyor olacağız. Açıklamalar geldikçe sizlere de aktaracağız. Ankara için değil sadece, dünya için de oldukça önemli ve kritik bir günün içerisinden geçeceğiz.